Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Ben Gürkan. Ben Kemal. O Kemal'miş arkadaşlar. Arkadaşlar, Kasım ayının yeni hero'ları belli oldu. Bir tanesi Egon Kemal. Evet. Beceri sınıfında gelecek Egon. Bununla ilgili bir tanıtım videosu yapmıştık. Zaten tanıtılmıştı. New York'ta tanıtıldı Kemal. 2018 New York vesaire. O yüzden Egon'la ilgili fazla bir şey söylemeyeceğim. Ama şampiyon var Kemal. Kozmik sınıfı. Ben aslında beceri bekliyordum bu şampiyonu. Ben de öyle bekliyordum. Değil mi Kemal? Arkadaşlar, şampiyon kozmik sınıfı. Neden beceri bekliyordum? Çünkü karakter tamamen dövüş ağırlıklı. Ve Kemal dövüşürken de hero hiçbir alet, erdabat kullanmıyor. Doğru. Normal elemi, göz nuru bir hero. Bu hero hakkında henüz çok bir bilgimiz yok. Ama hikayesi şöyle bir şey. Şampiyon kafasında Kemal Vision gibi güç taşını taşıyor bu sefer. Doğru. Zihin taşı değil de güç taşını taşıyor. Ve şampiyon galaksi galaksi dolaşıyor arkadaşlar. Amacı şu: kendisine uygun, kendisine çapında bir dövüşçü arıyor. Herkes de dövüyor. Hulk'la kapışıyor, Hulk'u dövüyor. Juggernaut'la kapışıyor, Juggernaut'ın ağzını burnunu dağıtıyor. Evet. Fantastic Four'daki Kay Adam'la kapışıyor, onunla dövüyor. Herkesi dövüyor Kemal. Kimse bu adamı dövemiyor. Thor'la bir arenaya çıkıyor. Ama aynen. Thor'la dövüşleri Thor diskalifiyorlar arkadaşlar. Çünkü Thor'un elinde çekiç var. Herhangi bir malzeme olduğu için elinde. Bu yüzden Thor diskalifiye oluyor. Tabi devam ediyor bu aramaya. Ve en sonunda bir gezegeni basıyor. Galaksi galaksi dolaşıyor. O galaksideki bütün herkesi dövüyor. Ama tabi yanlış galaksiye gidiyor. Çünkü o galakside Thanos var. Thanos'la kapışıyorlar ve Thanos'a bir tane bile vuramıyor Kemal. Tabi en sonunda, ama o kadar güçlü ki Kemal, Thanos'un bulduğu galaksiyi yok ediyor. Parçalıyor. Ve dövüşü kazandım diyor. Ama işte o toz bulutu, o kayaların arkasından Thanos çıkıyor arkadaşlar. Ve Thanos'a hiçbir şey olmuyor. Ve şampiyon ilk kez dövüştüğünü, yani kaybettiğini, dövüşte kaybettiğini kabul ediyor. Ve alnındaki güç taşını Thanos'a veriyor. Şampiyonun da hikayesi bu şekilde. Yani oyuna geldiği zaman da tahminimce Kemal uzun darbeler olmuş. Mesela atıyorum bir, yine bütün skilleri X23 gibi mesela yakın ağırlıklı olacak. Veya demir yumruk tarzında bir şey aslında bekliyorum. Ama. Ama Kemal. Ama çok güçlü olacak. Zırhı çok sağlam olacak. Çok yüksek demeçlere ulaşacak diye düşünüyorum. Arada belki hiddetlenme falan da olacak. Onlar da daha da yüksek demeçler verecek gibi. Ama bunlar tamamen hayal ürünümüz tabii. Geldiği zaman göreceğiz asıl ne olduğunu. Aynen. Benim de tahminimce yine hiddet açacak. Belki Hyperion gibi güçlü hiddet açar. Olur mu? Belli mi olur? Olabilir. Rakibin zırhını kırabilir. Kırar. Sert vuruşları bir kanama vereceğini sanmıyorum. Zehri vereceğini sanmıyorum. Ya kanama vermese bile en azından yüksek demeç verip zırhını kırabilir rakibin, dediğin gibi. Boyun eğdirme falan olabilir belki, öyle ekstra özellikleri olabilir, karşısındakini yıldırma gibi. Gibi yani, ben yine demir yumruk korkusu tarzında bir şey olabilir belki. Ben yine demir yumruk tarzında bir şey bekliyorum aslında. Yok, biraz daha güçlü yapacaktır kafam, yeni geliyor sonuçta. Yeni gelen hero'lar her zaman güçlü oluyor eskilere göre. Aa, yeni olsun bizim olsun diyor. Kesinlikle. Arkadaşlar, şimdilik yine gelecek hero'lar hakkındaki düşünceler bunlar. Elimizdeki verilerde çok fazla yok. Umarız güzel değil olur, en azından keyifli bir şeyler olsun. Ama dediğim gibi Kemal, yeni hero'lar sonuçta bir şeyler çıkacak diyoruz. Ben de öyle düşünüyorum. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarız bu video faydalı olmuştur. En azından bir fikrimiz olmuş oldu. İyi oyunlar arkadaşlar. Herkese keyifli oyunlar.